Merhabalar herkese. Mimarlar Odası Mersin Şubesi'nin düzenlemiş olduğu Mimarlık Günü kapsamında planlanan çevrimiçi söyleşi etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Mimarlar Odası Mersin Şubesi Aymanı Hacer Türel. Bugünkü etkinliğimizde konuğumuz Antalya Akif Üniversitesi İç Mimarlık Tasarım Bölümü öğretim üyesi Yüksek Mimar Sayın Cesur Emen. Cesur Hocam hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler, hoş bulduk. Hocam sözü size bırakmadan önce katılımcılarımıza birkaç bilgi vermek istiyorum izninizle. Tabii. Aslında Mimarlık Günü kapsamında şube binamızın teras katında planladığımız ve duyurusunu yaptığımız bir panel etkinliği vardı. Fakat malum Mart ayından bu yana devam eden COVID-19 sürecinde pandemi nedeniyle çeşitli dönemlerde yasaklar ve kısıtlamalarla karşılaştık. Bu kısıtlamaların bir yenisi de geçen cuma günü ilan edildi. Mersin İl Hıfzı Sua Kurumu yayınladığı bir karar ile sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının genel kurullarını ve etkinliklerini erteleme kararı aldı. Bu sebeple de planlanan panel etkinliğimizi ileri bir tarihe erteleyip etkinliğimizi online olarak söyleşiye çevirmek zorunda kaldık. Bu vesileyle de Cesur Hocama teşekkür ediyorum. Etkinlik teklifimizi kabul ettiği ve etkinliği formatını değiştirdiğimiz halde devam ettiği için. Programımızın akışı Cesur Hocam'ın sunumundan sonra soru cevap bölümüyle devam edecek. O sürece kadar sunumun ve programın daha sağlıklı ilerlemesi açısından katılımcılardan ricam seslerini kapalı tutmaları. Daha sonrasında sunum bittikten sonra isteyen görüntü ve sesini açıp sorusunu sorabilir ve sohbet edilebilir. Bu etkinliğimize vesile olan Dünya Mimarlık Günü ile ilgili de kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Dünya Mimarlık Günü 1985 yılından bu yana her sene Ekim ayının ilk pazartesi günü. İlk pazartesi günü kutlanıyor. Uluslararası Mimarlar Birliği her sene bir tema belirlemekte. Bu sene belirlenen tema da daha iyi bir kentsel geleceğe doğru olarak lanse edildi. Dünya Mimarlık Günü kapsamında çeşitli etkinlikler ile mimarlığın toplum gündemine getirilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Seçilen tema kentsel planlama, tasarım ve mimarinin daha iyi bir kentsel gelecek için çok önemli olduğunu bizlere tekrar hatırlatmaktadır. Küresel salgınların ve krizlerin tüm dünyada sosyal yaşam alanlarını ve biçimlerini yeniden şekillendirmemiz gerektiğini göstermekte bizlere. Tek bir türün ve cinsin hegemonyasındaki yaşam yerine tüm canlı türlerinin ve tüm cinslerin eşitlikçi ve her türlü şiddetten uzak bir yaşam sürmesi gerektiğini vurgusunu tekrardan hatırlatmak ve yapmak istiyorum. Bugünkü etkinliğin içeriği de bu kaygılarımıza bir yol gösterici olacağına inanıyorum. Ve daha fazla zaman kaybetmeden sözü Cesur Hocamıza vermek istiyorum. Buyurun hocam, söz sizde. Teşekkür ederim genel bilgilendirme için. Gerçekten de bu yılın teması oldukça kapsamlı ve yerinde olmuş. Yani özellikle pandemi ve olası pandemi durumlarında kent paydaşları özelinde ve genel olarak kent kavramının yansıyan mekanlar, kamusal ortak kullanım alanları ve bireysel özel mekanlar üzerinde böylesine geniş kapsamlı bir alan üzerinde belli bir başlığın sunuş şeklinde olması oldukça önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu yaptığımız çalışma kapsamında hazırlamış olduğum sunumum da az önce belirttiğiniz kıstasları oldukça barındırıyor. Çünkü kent içerisinde sadece insan toplumu tek yaşamıyor. İnsan toplumu dışında diğer varlıklar da yaşıyor. Dolayısıyla biz bu kenti ele alırken bütün çerçevesiyle, mimar gözüyle ve daha doğrusu mimarlık alanın dışında olup da ama kent hassasiyeti olan insanların gözüyle bakabildiysek ne mutlu bize diyorum. Şimdi izninizle ben sunumuma başlamak istiyorum. Bu konuda bir ekran paylaşımı yaparak giriş yapacağım. Şu an ekran paylaşımı sağladı mı? Evet, evet hocam. Sadece tam ekranda değiliz. Tamam. Bir sıkıntı yok. Öncelikle bugünün Dünya Mimarlık Günü kapsamında kentsel ölçekte konunun ele alışından kaynaklı yaptığım sunumu da bu çalışma perspektifinde oluşturduğumu belirtmek isterim. Dolayısıyla burada kent kavramının kökenlerine değinerek günümüzdeki yapılara kuramsal anlamda ve uygulama anlamında
kent planlaması açısından, mimarlık açısından nelere maruz kaldığı, hangi grift yapılardan geçtiğini, hem kuramsal anlamda hem de yapılı çevrenin uygulanış açısından hangi süreçlerin geçtiğini değinmeye çalışacağım. İlk slide'da da gördüğümüz gibi ben ekrana çeşitli içerikleri kapsayacak şekilde fotoğrafları serpiştirdim. Şurada gördüğümüz yukarıda sol üstten ve sağa doğru merkezi bir şekilde ilerlemeye çalışacağım. Yukarıda gördüğümüz yapı aslında fotoğraf aslında bir kitabın ön yüzü ve bu Lewis Mumford'un Tarihi Boyunca Kent kitabından kitabının ana kapağı. Lewis Mumford çok önemlidir kent analizleri bakımında ve kentin kökenlerini araştırma anlamında birçok kuramcıya da referans olmuştur. Dolayısıyla Lewis Mumford burada kenti araştırırken aslında kentin yapısının nasıl ki insan evrimsel sürecinin anatomik yapısını irdelenerek ele alınması gerekir, ele alınarak irdelendiğini belirtiyorsa tıp bilimi, aslında kentin de bu bağlama benzer bir şekilde yaklaşım şeklinde ele alınması gerektiğini önemseyerek kent arterlerini köken olarak paleolitik dönem hatta daha geçmişe dayanarak ele alarak kent kavramının, kentlilik kavramının ne olduğuna cevap bulmaya çalışmıştı bu yapısında. Ben de bu yapıdaki bu kurguyu önemseyerek aslında kent kavramını ele alırken Neolitik dönemden ele alarak tabii ki daha eski çağlardan da ele aldığım bir eski dönemlerden ele aldığım noktalar vardı. Fakat burada Çatalhöyük bizim için önemli bir kilit nokta yer aldığı için kent kökenlerini Çatalhöyük üzerinden ele alarak Roma dönemi, milattan sonra 1. 2. yüzyıldaki Roma döneminin kent planlaması ve buradaki kent müdahalelerinde imparatorların ve kent sakinlerinin yaklaşımlarını değinerek, buraya taşıyarak daha sonra modern dünyada yani 18. yüzyıldan sonları 19. yüzyılların başı ve 20. yüzyılın sonuna doğru geldiğimizde buralarda aslında modern hayatın özellikle endüstri devriminden sonra kent kavramına dair kuramsal tartışmaların ve uygulamasının kente dair modern hayatı nasıl olacağına dair yaklaşımları içeren ve uygulayıcılarının, kent bilimcilerinin kente dair yaklaşımlarını, tartışmalarını ele alacağımız bir diğer diyagram olacak. Ve bu tartışmalardan sonra aslında her şey bir ütopya tartışmasıyla başladığını ve bu ütopyaların aslında hayata geçirilerek günümüzdeki yapı kimliklerini, kent kimliğine nasıl yansıdığını ve bu kuramsal tartışmaların ana teması mutlu kentler yaratma savı var iken neden kentlerin daha çok mutsuzluğa itildiğini ve bu mutsuzluğun kökeninde nasıl bir nedensellik çerçevesine sahip olduğunu bu bağlam üzerinden değerlendirmeye çalışacağız. Tabii ki bunu yaparken kentten bahsediyoruz arkadaşlar. Kent dediğimiz kavram sadece mimarlık ve uzmanlık edinimlerle üretilen nesnel olarak üretilen mekan biçimselliği değildir. Bunun sosyolojik birçok grif noktaları vardır. Dolayısıyla bu uzmanlık alanlarının dışında da hakkaniyetiyle eleştirilerini, savlarını ortaya koyan ve bu yapılan müdahalelere karşı analizlerini ortaya koyan başka bilimlerde yer alan yorumcular, akademisyenler, teorisyenler vardır. Bunlardan ikisi de önemsediğim Jane Jacobs ve David Harvey'dir. Özellikle Jane Jacobs ve David Harvey'in iki temel noktası vardır. İkisinin de Amerika üzerinden bu değerlendirmeleri ele almaları. Çünkü yaşadıkları kentler Amerika'da. Jane Jacobs North End üzerinde özellikle örneklemeleri yapıyor. David Harvey de Baltimore şehri üzerinden ele alarak Ütopyaların kıyısında geçen ve gölgesinde sürekli bir kışkırtmayla yer alan distopyalarının nedenlerine dair bize ipuçları vereceğini söylemek isterim. Biz dediğim gibi yani Lewis Mumford'dan Çatalhöyük'ten Roma dönemi, Roma döneminden 18. 19. ve 20. yüzyılın ilk yarılarına kadar bütün kentsel müdahalelere katkı sunan artısıyla eksisiyle bütün kent
insanlığın yurttaşlarının yaşayabileceği kent üzerinde oluşan kent mekanları üzerinde yapılan tartışmalar üzerine günümüze değin geldiğimizde burada özellikle 18. yüzyıl, 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk yarılarında oluşan kent tartışmalarına dair bir refleks olarak bunlara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşan Jane Jacobs, kendisi bir gazeteci ama kent üzerinde inanılmaz gözlemleri var ve bunu da yazdığı kitap üzerinde bunu değerlendirmişti. Buna değineceğim ve en son biz bu üretilen kent mekanlarında neden mutluluk formülüne bir türlü ulaşamadık ve neden bütün teorisyenlerin, kuramcıların ve uygulayıcıların, kent uzmanlarının bütün hepsinin ortak ideası mutlu bir kent yaratıyorken mutsuz bir kent mekanlarına dönüştü yaşadığımız kentler. Bunu da David Harvey'in çözümlemeleri üzerinden ilerlemeye çalışacağız. Şimdi ben hızlıca şöyle ekranda gördüğünüz gibi beslendiğim kaynaklar, referans gösterdiğim kaynaklar var. Bu kayıttan sonra kendiniz de bakabilirsiniz arkadaşlar. Hızlıca başlıklara irdelediğimizde kent ve kentliliğin kökeni, bir biyokent örneği olarak Çatalhöyük'ten bahsedeceğiz. Hadrianus'tan bahsedeceğiz. Modern kent planlamasına, kentsel kuram tartışmalarında think tank kavramı, siyamı ve bir toplu konut mantığıyla yola çıkan Frankfurt'taki Das Neue Frankfurt dergisi üzerinde ilerleyen kentsel ölçekteki müdahaleleri Almanya üzerinden bahsedeceğiz. Daha sonra Ütopya'da neden mutlu ideanın kıyısında her zaman bir distopyanın gölgede pusuda yattığını anlatmaya çalışacağız. Ve dolayısıyla bunların hepsini topladığımızda mutlu kent mekanları inşasında mutsuzluğun yükselişinin nedenini bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar kent ve kentliliğin kökeni az önce anlattığım gibi biz kenti sadece yaşadığımız dönem ya da yaşadığımız döneme yakın yüzyıllar üzerinde ele alırsak Lewis Mumford'un dediği gibi biz kesinlikle kent kökeninin temel anatomisine tabiri caizse biz yaklaşamayız, dokunamayız. Dolayısıyla kent ne dün oluşan bir şeydi ne yarın inşa edilecek bir bütünsellik çerçevesine sahiptir. Kent kendinden önce üretilen bütün mekanlar üzerinde kendini üreterek, yükselterek günümüze doğru ilerleyen ve geleceğin belirsizliğini sürdüren bir şeydir. Yani Lewis Mumford'u dediği gibi acaba kent dediğimiz şey dünya, bütün dünya kabuğu üzerinde düşündüğümüzde bütün ülkelerin, bütün sınırların birleştirdiği bir arı kovanı şeklinde mi olacak gibi kendi düşüncesini bu şekilde yansıtmıştır. Dolayısıyla kenti ele alırken ben biraz daha Neolitik dönemdeki mekanlardan bahsetmek üzerinde almak istiyorum. Buralarda tabii ki insanların barınma, temel barınma ihtiyaçlarına göre şekillenmiş bir yapı şematiği vardır. Ama bunu biliyoruz ki bu görselde gördüğünüz şey aslında 8000 yıl önceki Neolitik dönemdeki bir derme çatma bir yapıdır. Ve bu yapı halen günümüzde kırsal alanlarda insanların arazilerinde özellikle yığma bir şekilde yapıldıklarını ve bu dönemin yapı yapma tekniği üzerinde hala ilerlediğini ve dolayısıyla kente kullandığımız basitten karmaşa birçok noktada aslında formülasyon olarak, dizayn olarak, yapım süreci olarak, yapı tekniği olarak daha doğrusu geçmişten çok derin bir şekilde faydalandığını görüyoruz. Bu dönemlerde biz baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Çatalhöyük özelliğinden bahsedecek olursak ve yine sağ üstte gördüğünüz Malta'daki Gintinaş Tapınağı'ndan bahsedecek olursak. Aslında Neolitik dönemde de Roma dönemine kadar da kentler mitlerden faydalanmıştır arkadaşlar. Mitoslardan faydalanmıştır, mitolojilerden faydalanmıştır. Bu bedensel bir insan vücudundan da faydalanmıştır. Herhangi bir doğa olayının yapısından da yani mağara kovuğundan, ağaç kovuğunun formundan zaten genelde ilk yapılan yapılara baktığımızda hep genelde yuvarlaktır. Daha sonra köşeli, kareli, dikdörtgen ve bunların ayrışmasıyla sokak meydan dediğimiz kentsel alanlar ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Çatalhöyük yüzüne baktığımızda Çatalhöyük'te biraz daha kentte bileşik bir doku olduğunu görürüz ama burada özellikle James Mellart'ın yani bu kazılarda bulunan arkeoloğun çok önemli tespitleri vardır. Bu açıdan önemlidir. Eğer ki biz bu Çatalhöyük'ü bu şekilde irdeledikten sonra biz biraz daha günümüze yakın bir tarihlenen sağ üstte gördüğünüz şu üçlü kompleks ve ismi tapınak olarak geçen yapıya, Malta'daki yapıya baktığımızda buranın da aslında
dönemin bir kadın tanrıçasının bedensel kesitinin kıvrımları üzerinde inşa edildiği inancı hakim. Tabii ki bu anlattıklarımız arkeologların çoğunlukla fikir olduğu bir şeydir. Arkeolojide biliyorsunuz çoğu şey kesin değildir ama yaklaşım antropolojik ve yorumlama biçimi olarak hemfikir olunan noktalar vardır. Kesin olan tek şey biyolojik olarak yaşının kaç olduğu, evrelerin nasıl olduğuna dair. Ve burada da bu tapınaklarda bulunan kültlerde, heykelciklerde yaşlı kadının betimlemesinde vücut hatlarının tapınağın planına çok yakın olduğu, birebir hemen hemen aynı olduğunu anlatıyor. Ve dolayısıyla burada yine görüyoruz bir tür anışmalar vardır. Çatalhöyük'te biraz daha yakından girdiğimizde şöyle bir şey görüyoruz Çatalhöyük'te. Sol üstte biz Çatalhöyük'ün yerleşim rekonstrüktifini görüyoruz. Sağ altta da biz Çatalhöyük'ün bir yapısının içinin mekan organizasyonunu görüyoruz. Burada özellikle Gordon Shield'in şu tanımı önemlidir. Neolitik döneme kısaca kentsel devrim olarak nitelendiriyor önlü arkeolog Gordon Shield. Dolayısıyla biz Neolitik döneme kent desek çok da yanılmamamız lazım. Çoğu kişi belki buna katılmayabilir. Özellikle arkeologlarla yaptığım sohbetlerde kısmi katılım, kısmi katılım yoktu. Kent olabilmesi için işte ticaretin yaygın vergi sistemini falan günümüzdeki kent yapısıyla düşünüyor. Biz bu kent yapısıyla düşündüğümüzde günümüzün kentini yorumlayamayız. Dolayısıyla Çatalhöyük'te şöyle bir durum vardır. Evet, kabile bir hayat vardır. Aile, kan bağına dayalı bir yapı vardır. Ve Murray Bookchin'in dediği gibi bir tür biyo kent yapısına sahiptir. Yani buradaki akrabalık ilişkileri, biyolojik ilişkileriyle kurulmuş, katmanlaşmış bir kent dokusu vardır. Nüfusu şu anki günümüzdeki köylerden az olmasına rağmen kendi dönemi içerisinde inanılmaz bir kent nüfusu vardır. Tanım olarak böyle yorumluyor ve herhangi bir mekanın iç konstrüksiyona baktığımızda arkadaşlar bakın burada bir kadın figürünün göbek doğum kısmında bir tür anış vardır ve burada bir kült inancı oluşuyor ve bu kült inancına bağlı olarak mekan organizasyonları oluşuyor ve katmanlaşan bir yapı oluşuyor. Ve en ilginç gelen ben bu araştırmaları çok ivedikli bir şekilde incelediğimde bu kentte herhangi bir kabileyle bir kavga, bir çatışma nihayetinde bir olay yaşanmamış olması. Yani kent 6000, 5000, 4000 binlerce yıl boyunca ayakta kalabilmiş ve bunun nedenini de birçok bilimci bunun dikey üzerinde iç içe geçmiş yapısının ve kendilerini de zügrat kavramı var. Peki zügratlar kent kavramında nasıl bir faktöre sahipti arkadaşlar? Zügratlar sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Bazen internet sanki biraz önce biraz kesildi hocam. Buyurun. Zügrat kavramına geldiğimizde arkadaşlar yani yine kent tahlillerini yaptığımızda zügratlar da kentler için çok önemlidir. Yani aslında kentin biçimlenişi Neolitik döneme baktığımızda daha çok sistemsel olarak mitoslar var derken mesela bir kadının bedeni şey yapılmış, önemsenmiş ya da bir mağaranın derinliği ya da bir mağaranın biçimi ya da bir doğa olayının insanlar üzerindeki etkisi üzerinden kentteki mekanlar şekillenirken birazdan Mezopotamya'daki yapılara geldiğimizde ki bu Anabasis kitabı vardır. Ksenofon'un On Binlerin Dönüşü. Burada da Anabasis şöyle anlatıyor yani Babil eski Babil tarafından geçtiğinde işte 30 metrelik yapılar yüksekliğinde yapılar gördüğünü ve tam olarak da tarif ettiği şey zügüratlardır. Peki zügüratlar nedir arkadaşlar? Zügüratlar aslında kimi yine arkeologlar burada ikiye bölünür. Kimi burada bir gözlem kulesi olarak nitelendiriyor. Yani burada geceleri en üst tepede yıldızları, astronomiyi görmek için kurulan yerleşim yerleri olarak anlatıyor. Kimi ise tapınak olarak yorumluyor. Ve tapınak olarak olması şu açıdan ele alıyorlar. Yani 7 katlı bir yapıdan oluşuyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve üstteki kulesi 7. Yani 7 gün 7 katman şeklinde yaratılışından aslında esinlenmiş diyorlar çoğu bilimciler bu konuda. Ve enteresan olan şudur ki zigguratlar mevcut topluluğun yani kent dokusunun merkezinde yer alıyor. Dolayısıyla kent biçimi aslında bu zigguratlar etrafında
şekillenmiş ve kent arterlerinin hepsi de bu zigguratlara çıkıyor. Bu açıdan zigguratlar bir dönemin ve halen de Bağdat'ta, Irak'ta kalıntıları vardır. Araştırmak isteyenler bakabilir. Zigguratlar bu anlamda, kentsel anlamda başka bir mitosu ortaya koyuyor. Yani inanç sistemi üzerinde kurulmuş bir yapı ve bu yapının kentsel ölçekteki kent planlamasını, doku planlamasının şekillenmesini ortaya koyan bir yapı görevini görüyor. Peki biz dönemimize geldiğimizde, biraz daha yakın döneme geldiğimizde ne görüyoruz arkadaşlar? Yakın döneme geldiğimizde Roma dönemi. Roma dönemi ihtişam yapılarıyla biliniyor, bildiğiniz gibi. Roma döneminde ilginç imparatorlar gelmiş. Bunlardan en ilginci sanırım Hadrianus. Çünkü Hadrianus bütün kendi ihtişamlı yapısını ve kendi imparatorluğunu inanılmaz yapılar yaparak ve bu yapıları inanılmaz şekilde orantılısızlık gibi çok da en boy kavramına mimari bir perspektifle bakmadan tamamen ihtişama, tamamen görkemliğe ve kendini idame etme bir takıntılı bir yapısıyla bunu yapıyor. Bunu en güzel ele alan kitap, yine kaynakçadan bakabilirsiniz. Ten ve Taş kitabı, Batı Uygarlığında Beden ve Şehir adına bir kitap. Burada Hadrianus'un önemini şöyle önemsiyorum. Hadrianus kentte öyle bir duruma gelir ki, özellikle kendinden önceki imparatorları da aslında kendi bünyesine dahil ederek, yapı anlamında kendi bünyesine dahil ederek, onlara da mitoslarından, onların da dini figürlerinde, inanç figürlerine faydalanarak bazı yapıları koruyor. Bu inanç sistemini kendi tahakkümünü edebileceği sistemlerde koruyarak kendi varlık gerekçesi olarak yeni binalar inşa ediyor. Ve hatta o dönemde söylenilen şudur ki 30 katlı bilinen 30 metre yüksekliğindeki bilinen yapılar bile yapılmıştır ki bunun nedeni de artık Roma'nın sokaklarının yapılı çevre dokusunun insanlara boğucu gelmesi. Panteon Tapınağı etrafı görüyorsun şu yukarıdaki yukarıdaki fotoğrafta, burası Panteon Tapınağı, işte buradaki agoralar, alışveriş yerlerin sokak yapısını görüyorsunuz. Bu kadar dar alan olması insanlarda bir boğucu hava oluşturmuş ve dolayısıyla o dönem 30 metre yüksekliğindeki düzensiz yapılar, insülü ağlar dediğimiz yapılar ortaya çıkmıştı. Bizim açımızdan nasıl bir, yani bu kent figürü anlamında nasıl bir yapıda kendini kilit rol haline alıyor? Yaptığı Venüs ve Roma Tapınağı arkadaşlar. Venüs ve Roma Tapınağı Hadrianus'un en çok kendi imparatorluğu döneminde yapmak istediği, yapmasını arzuladığı bir yapı aslında. Ve bunu yapma şansını elde ediyor. Bunu elde ediyor. Tabii ki Roma'dan bahsediyor arkadaşlar. Vitruvius'lar vardır. O dönemin en ünlü mimarları vardır. Kuramcılar vardır ve dolayısıyla böyle bir ortamda böyle bir binayı yapmak oldukça zahmetli, oldukça da iddialı bir duruştur. Ve dolayısıyla bu binayı inşa ettikten sonra dönemin ünlü mimarlarından Apollodoros'a gönderiyor bu bir davetiyle. Bu yapıyı ben yaptım, ne diyorsun? Bunda da bir parantez açacağım. Çoğu araştırmalarda bunun doğru olduğu bu hikayenin, ama kısmi araştırmalarda da bu hikayenin tamam bir hikaye olduğunu anlatıyor. Ama doğruluk payı oldukça yüksek. Burada Apollodoros şöyle bir yorum getiriyor. Diyor ki senin bu yaptığın yapıda oran orantı oldukça absürt haldedir. Hele yapının içerisindeki yüksek heykeller oldukça çok yüksek, çok orantısız duruyor ve dolayısıyla burada bir eleştiri alıyor ve bu tabii ki Hadrianus'u bir tür çılgına çeviriyor ve rivayete göre Apollodoros dünyada bir ilk mimarın katlini gerçekleştiriyor ve Apollodoros bu eleştiriden kaynaklı ölüyor. Yani aslında Roma dönemi kendi ihtişamlılığını yaparken böyle takıntılı imgeyle takılan, kendini yapı üzerinde revize eden ve yaparken de bütün kentin dokusunu kendi benliğiyle, kendi mitoslarıyla ve güçlendirmesiyle inşa eden bir Roma imparatorundan bahsediyoruz. Bu arada bu dönemde bir şey var, Roma'nın görkemli bir şehri varken Roma'nın kenar mahallelerinde de ada kavrulduğunu da bilmek gerekir. Dolayısıyla burada yapılan yapıların ihtişamının gölgesinde yine getto dediğimiz arka mahalleler mevcuttur. Peki biz 19. yüzyıl
başları, 18. yüzyıl sonları, 19. yüzyıl başları ve 20. yüzyılın ilk yarılarına geldiğimizde ne karşımıza çıkıyor? Modern mimarlık, modernizm. Yani daha iyi bir kent. Özellikle endüstriyel döneminden sonra hızlı nüfusun artışı, nüfusun yoğunluğunun artması batılı dünyada şöyle bir olgu oluşmuştur. Bizim kentleri tekrardan dizayn etmemiz gerekir ve dizayn ederken, kentleri dizayn ederken arkadaşlar kenti bir tür ütopyalar, fikirler üzerinden üreterek inşa etmeye çalışmışlar. Yani aslında ütopya dediğimizde aklınıza hayal ürünü bir şey olarak gelmez. Evet, hayal ürünüdür ama gerçekleşme durumları da ihtimal olan şeylerdir. Dolayısıyla o dönemleri şöyle düşünelim arkadaşlar. Yani kentsel planlamanın olmadığı, yani modern anlamda kentsel planlamanın olmadığı dönemde birileri çıkıyor. Ben öyle bir şehir yapacağım ki diyor, işte bahçesi olacak, tarımla uğraşacak insanlarımız, işte insanlar hem tarım üretecek, kendi kendine yetebilecek kırık kentleri oluşturacağım ve her birinde 32 bin kişilik yaşadığı yeşil şehirler şeklinde oluşacak. Bu muazzam bir düşüncedir. Ve bu buradan yola çıkan İngiliz kent bilimci mimar Ebenezer Howard 19. yüzyılda şu taslağı çıkartıyor arkadaşlar. Gördüğünüz soldaki dairesel grafiği. Az önce dediğim gibi kent koridorları var ve buralarda da düğüm noktaları var. Kendi kendine yetebilen aslında bir ütopya, gerçek anlamda bir ütopya. İnsanlar mutlu olacak, kendi kendine yetecek ve kendi kendine yeterken de üretime katkı bulacak, sanayiye katkı bulacak, tarıma katkı bulunacak bir yapı. Sağda da bir tür üç boyut canlandırmasını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu Ebenezer Howard'ın ilk olarak ortaya attığı bir düşüncedir. Dolayısıyla ilk bu çıkış noktasından sonra birazdan göreceğimiz üzere artık 1928-1959 yani daha yakın dönemimiz, günümüze yakın dönemimiz 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bu müthiş Howard'ın bahsettiği müthiş yani şu az önce bahsettiğimiz Ebenezer Howard'ın bahsettiği fikri mimarlık kent planlamacıları camiasında büyük bir şey olmuş, büyük bir figür haline gelmiş. Ve bu dönemlerde tabii ki endüstrinin hızlanmasından sonra artık işte Le Corbusier'ler, Giardino'lar ve diğer mimarlar, kent bilimciler, kent planlamacıları biz kente müdahale etmemiz gerekiyor diyor. Ve bu aşamada bir yapı oluşturuyorlar arkadaşlar. O dönemde böyle şeyler varmış. Yani Siam gibi, Tim Tang gibi gruplar var. Bunlar gerçekten yapılanması, planlaması az önce bizim Dünya Mimarlık Günü'nde bahsettiğimiz başlık içerisinde olduğu gibi nasıl bir kent olması lazım işte bu pandemi döneminde gibi. O dönemde de bu kadar yoğun sanayileşmenin, bu kadar yoğun nüfus yoğunluğunda biz bu kentlerde nasıl bir müdahale yapmamız lazım ve herkes ütopyasını tartışacağı bir platform kuruyor. Hangi platform arkadaşlar? Bu SİAM. Yani ne demektir SİAM? Aslında burada bir tür mimarlık kongreleri arkadaşlar. Mimarlık kongreleri düzenliyor. Bunun ilk kurucuları gördüğünüz gibi Le Corbusier ve Giardion. Bu 1928 yılında başlıyor. 1959 yılının sonlarına doğru dağılıyor. Bunun süreci şu şekilde ilerliyor. Siam grubunda bütün kent planlamacıları ve mimarlar vardır. Temel öğeleri modern kentleri yaratmak, modernizmin keskin hatlarıyla kent üretmek. Birazdan ben size içeriğini anlatacağım. Hangi fikirlerle korbizyenini öne atmıştır. Daha sonra bu grup içerisinden Tim Tang diye bir grup çıkıyor. Ve 1959'da Siam dediğimiz bu mimarlık tartışmasının dağılmasına yol açıyor. Nedeni de şudur. Tim Tang'lerin yaklaşımı şudur arkadaşlar. Mimarlıkta kimlik ve kentsel mekanların düzenlemesinde birliktelik. Yani Siam diyor ki tamam biz modern kentler yapalım ama komşuluk ilişkileri, kent kimliği ve şu anda günümüzde hala faydalandığımız bu birliktelik, komşuluk, nasıl bir kent, nasıl ortak yaşam üzerinde ilerleyebileceğimize dair eleştirilerle Siam'ı eleştiriyor. Ama Siam buna çok bakmıyor. Siam grupları tamamen kendi mekanik olarak görüyor. Devasal yapılarla kent yoğunluğunu yapılarda mekanik bir sentezle oluşturup kentin makine gibi çalışmasını istiyor. Ama Tim Tang ise buna karşı çıkıyor. Ya sokaklar diyor, ya mahalleler diyor, ya insanların bir araya geldiğinde oluşturdukları etkileşim diyor. Buna ne diyeceksiniz? Diyerekten bunlara karşı çıkarak bu sistemin lav olmasını sağlıyor. Üstteki fotoğraf Siam ve Tim Tang'lerin bir toplantısı. Alttakiler ise
Yine Siam'a ait bir fotoğraf arkadaşlar. Evet, Le Corbusier. Arkadaşlar, Le Corbusier üzerinde yapılan araştırmalarda kendiniz de bilebilirsiniz. Çoğu mimarlık camiasından mimar olarak nitelendiriliyor ama benim çoğunluk dolayısıyla böyle birinin bunu söylerken gerçekten hani Ken kimliği, Ken aidiyeti adına hiçbir şey olmadan tamamen kentsel planlamanın çözümlenmesini bir makine gibi Ken hızlı bir şekilde çalışacak. İnsanlar gelip yüksek katlı yapılarda, bloklarda yaşayacak. Buralarda yeşil teraslarımız da olacak diyor. Yeşil bahçelerimiz de olacak. Ve binalar yerden yükseltilerek şu altta gördüğünüz fotoğrafta ulaşıma, trafiğe, gördüğünüz gibi araçlar var burada, işte metroya benzer yeraltı geçişleri var ve buralarda işte ticari alanlar var. İnsan yoğunluğu hareketini yatayda düzlem üzerinde, yer düzleminde artırıyor. Yukarıda da yeşil bantlarla ve binalarla yükselterek nüfus yoğunluğunu burada eritmeye çalışıyor. Şimdi bu Ütopya o dönemde tabii ki birçok kentler için inanılmaz bir heyecan yaratmış. Ve şunu da söylemek istiyorum, Le Corbusier'in İstanbul'a defalarca geldiğini, İstanbul'un dışında İzmir üzerinde bir kent planlaması çalışması yaptığını ve Türkiye dışında diğer ülkelerde de Le Corbusier'in kent planlamalarında ciddi çalışmalar yaparak hayata kısmi olarak geçirdiğini belirtmek isterim. Bu yapılar olurken tabii ki Almanya'da da bir grup mimar o zaman Almanya'nın yapılanmasıyla yani kent inşa yapılanmasında görevlendirilerek Ernst May ve Dassenhaus Frankfurt diye bir yapılanma oluyor. Dassenhaus Frankfurt bir mimarlık dergisi arkadaşlar o dönem. Yine 20. yüzyılın ilk yarılarından bahsediyorum. Burada Ernst May şunu yapıyor arkadaşlar. Burada kenti tasarlarken diyor ki biz bir mimarlık dergisi çıkartmamız gerekiyor ve bu mimarlık dergisinde insanlara şunu söylememiz gerekiyor. Biz bunu yapıyoruz çünkü. Yani yapılan tasarım sürecine kentlileri de dahil ediyor. Bir nevi katılımcı mimarlıktan bahsediyorum. Ve bu Dassenhaus Frankfurt dergisinde yayınlanan makaleler ve projeler neticesinde şöyle bir çalışma yapıyorlar bu grup. Arkadaşlar, Dassenhaus Frankfurt'un 20. yüzyılda yapılan mimari projesini dikkatinizi çekmek istiyorum. Solda gördüğünüz yerleşke, sağda gördüğünüz iç koridorda yapılan perspektif görünüşü, sokak görünüşü. Arkadaşlar, burada topografyanın kullanımı, burada binaların konumu, burada ana arterlerde, kesişimlerde sokakların vurgusu ve toplanma alanlarını sağda da gördüğünüz perspektifte nasıl bir mekan oluşturur ve bu Almanya'da toplu konut projesi adı altında çıkıyor. Yani Alman hükümet diyor ki bizim hızlı bir sanayileşme ve nüfus artışımız oluyor. Biz buna dair, geleceğe dair yeni yapılanma, yeni kentsel planlamaya girmemiz gerekiyor. Ve May ve ekibi, Ernst May ve ekibi, kentsel planlamacı mimar ve ekibi, Dassenhaus yani Frankfurt üzerinden ilk olarak bu yapıları inşa ediyor. Ve burada şunu diyorlar. Evet diyor, biz modernizmden faydalanacağız. Modern yapılar yapacağız. Ama modern yapılar yaparken kentin grift kısımlarında yer alan sokak, mahalle, toplanma alanları bir nevi Tim Ten'in yaklaşımları arkadaşlar. Nasıl ki Siam Tim Ten'in eleştirileriyle dağıldıysa ve bu süreç bu şekilde tamamlandıysa burada da May ve arkadaşları, Ernst ve May ve arkadaşları evet modern yapılar yapacağız diyor ama aynı zamanda kenti yaşatacağız. Bu başarılı tasarımın anahtarı katılımcı mimarlık, kentsel ölçekteki bütün griftleri düşünülerek tasarlanmasından kaynaklı. Ve günümüze geldiğimizde şu yapı hala var arkadaşlar. Yani bu Ernst May ve Max Boehm'in Indromo Town, yani Almanya Frankfurt'ta 1935 yılında yaptıkları tasarım ve şu anda güncel olarak halen bu yapıların durduğunu söyleyebilirim. Peki, Ütopyaların ilerleyişinde distopya neden sürekli bir
tehdit olarak kendini bize lanse ettiriyor arkadaşlar. Şimdi sol altta gördüğünüz, hani ben size en başta söyledim ya, Le Corbusier çok iyi bir eskizcidir arkadaşlar. Romantik duyguları çok güzel bir şekilde kağıda alır. Yani bunu söylerken kötü anlamda demiyorum. Gerçekten çok iyi bir eskizcidir. Hepimiz zaten bu konuda hemfikiriz. Solda Le Corbusier bir eskiz yapıyor arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz 1, 2, 3, 4 ve dahası olan yapılarda arkadaşlar dikey blokları görüyoruz ve yeşil bir ağaçlık alan ve oturulmuş mobilyalar ve burada da işte bir şeyler var. İnsanlar burada oturacaklar ve bu kente mutlu olacaklar. Le Corbusier'in amacı bu. Yani gerçekten Le Corbusier mutlu olacağına inandığı için bunu yapıyor. İnsanların daha mutlu olacağına. Ama gelin görün ki sağda gördüğünüz şey, Le Corbusier'in fikirlerinin çoğu da Amerika'da hayat buluyor. Ve gördüğünüz sağ üstteki fotoğraf da Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinin St. Louis kentinde inşa edilmiş. Ve bu yapı grubu 18 yıl dayanabilmiş arkadaşlar. Çünkü bu yapılar bu yükseltmeyle suç mahallelerine dönüşüyor. İnsanlarda inanılmaz depresyonlara neden oluyor. İnsanlardaki iletişimi kesmeye neden oluyor. Ve bu yapılar 18 yıl sonra yıkılma üzere yıkılıyorlar arkadaşlar. Yine Le Corbusier'in sol altta gördüğümüz eskizini görüyoruz. Ve Brezilya'nın başkentinde yapılmış yapıları, buradan esinlenilerek yapılmış yapılarını görüyoruz. Aynı şekilde burada da bunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki şehir dışına itilen bu konutlarda suç mahallelerinin ve sefalet mahallelerinin dönüşmelerini öne geçirmemiş bu yapılar. Dolayısıyla Ütopyalarda mutluluk arayışı üzerine yola çıkan Le Corbusier'in yapıları zaman içerisinde belli bir oran, belli bir alan üzerinde hayat bulmasına rağmen distopyanın kurbanı olmuştur. Ve bu bundan da hiçbir şekilde kurtulamamıştır. Peki mutlu kent mekanları inşasında mutsuzluğun kent mekanlarında yükselişi nasıl oluyor? Burada yine sunumun başında ben David Harvey ve Jane Jacobs'tan bahsetmiştim. David Harvey umut mekanlarında ütopyalardan çok bahseder. David Harvey ve Jane Jacobs'un iki ortak yönü var arkadaşlar. Bir, ikisi mimar değil, kent planlamacısı değil. İki, ikisi de kent üzerinde haklı gerekçelerle sunduğu savlar vardır. Ve çoğu mimarların, kent planlamacıların bu konuda da hak verdiğini düşünüyorum. İkisi de kendi Amerika, yani yaşadığı coğrafya üzerinde, yaşadığı kent üzerinde izlenimlerde bulunarak kent analizleri yapıyorlar. Sosyolojik bağlamdan bahsediyorum. Le Corbusier Amerika'da Baltimore şehri üzerinde yaşadığı süreçleri ve kentteki konutların nasıl terk edildiği, neden terk edildiği ve terk edilen konutların arkasındaki gerekçelerin ne olduğunu bulmaya çalışıyor. Yani başlıkta da gördüğünüz gibi mutsuzluğun kıyısındaki kent mahallelerinin neden yükseldiğini anlamaya çalışıyor. Bunu yaparken de kitabına çeşitli verilerle bunu yapıyor. Ve Baltimore şehri aslında Amerika'nın en zengin eyaletlerinin birisinde yer alıyor. Ve en zengin şehirlerinden biridir. Ama yoksulluk, sefalet, oranı olarak da en yüksek olan yerleşim yerinden bahsediyorum. Yani bu kadar ciddi paradoksal iki vurgunun aynı kentte olması tezadüfi bir şey değildir. Dolayısıyla bu kitabında da bunu ele alıyor. Buradaki fotoğraflarda da şunu görüyoruz arkadaşlar. Solda şeyi görüyoruz. Mesela solda şunu söylüyor David Harvey. Diyor ki eskiden yüksek yapılar vardı ve bu yüksek yapılar yıkıldı sitelerle. Site bahçeleri şeklinde evler tasarlandı. Bu suç oranlarını azaltırız diye yapıldı bu. Sağda ise zenginler daha çok kırlara, daha çok yeşil alanlara yöneliler. Kendi banliyölerini oluşturdular. Ama sonuç ikisinde de mutluluk zirveleşmedi. Ve dolayısıyla iki yaklaşımın temelinde de yine ütopyalardaki çıkan distopyanın etkilerinden bahsediyor. Bunları bir araya getirirken tabii ki David Harvey kendi kitabında yine Ebenezer Howard'ın solda gördüğünüz bahçeşehir fikri ve Le Corbusier'in ışıyan kent üzerindeki nedenlerden dolayı bu yapıların üretildiğini ve dolayısıyla aslında bu ütopyalar mutlu olalım derken bize bir tür distopya yarattığını anlatmaya çalışmış. Peki Jane Jacobs ne yapıyor arkadaşlar? Jane Jacobs
çok ünlü kitabı, Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı kitabında kent artellerini bir mikroskobik ortamda inceliyor. Ne demek istiyorum? Kentin bütün sokaklarında yer alan kaldırımlar, sokaklar, bahçe duvarları ya da binaların yüksekliği, konumu, biçimi üzerinde kenti mercek altına alarak bu kentte yüksek yapı ve alçak yapı üzerinde kent üzerinde bir tür yorum getiriyor. Ve bunu getirirken de şunu söylüyor. Zaten kitabın üzerinde olduğu gibi büyük Amerikan şehirlerin ölümü ve yaşamı. Yani büyük şehirlerde mahallenin nasıl bir konumu vardır? Şehirlerde hayat nasıl işler gibi sorular yapıyor. Ve bunu yaparken de yaşadığı şehirde bunu yapıyor. Boston North End kenti üzerinde bunu inceliyor. Ve burada da yine ütopyaların neden distopya haline geldiğini anlatmaya çalışıyor. Ve burada Jane Jacobs şöyle bir şey söylüyor. New York'taki Lincoln Meydanı var. Ünlü Lincoln Meydanı arkadaşlar. Bu projeyi bir tür ışıyan güzel bahçe şehri olarak nitelendirdi. Hatırlarsanız bahçe şehirden bahsettik arkadaşlar. Howard'ın yaptığı. Yine 19. yüzyılın ortalarında güzel şehirler diye nitelendiren Daniel Burnham vardı. Chicago'da Daniel Burnham. Bu da güzel şehir ütopyası üzerine Amerika'nın birçok kentinde kendi kuramlarını ve tasarımlarını yönlendirmesini sağlamıştır. Ve daha sonra Le Corbusier'in ışıyan şehirleri, yükseklikte insanlar yaşayacak, alt katta da insanlar yatay bir mimaride birbirleriyle sokak dokusundan yoksun olarak, mekanik olarak araç trafiğine insan akışını sağlayacak ve bazı yerlerde yeşil alan yaratarak gibi bir mekanik bir diyagramla yapıyor. Dolayısıyla Jane Jacobs şunu söylüyor bu meydan için. Diyor ki aslında bu bir tür ışıyan güzel bahçe şehirdir. Yani New York'taki bu meydan bir tür Le Corbusier, Daniel Burnham ve Howard'ın karıştırılmış yapı bloklarının kentsel alana olan konfigürasyonunun görüntüsünü aslında anlatıyor bize. Dolayısıyla buna bir tür ışıyan güzel bahçe şehir demesinin nedeni budur. Peki arkadaşlar, madem bize bu ütopyalar distopya haline geldi ve bize bu ütopyalar gerçek anlamda mutsuzluk haline getirdi ve biz bir her zaman oturup konuştuğumuzda kent üzerinde konuştuğumuzda neden mutsuz bir kent figürü ortaya çıkıyor? Şöyle bir durum vardı. David Harvey şunu söylüyor. Diyor ki dönemin ütopyalarının distopya haline gelip mutsuz kentlerin inşa olmasının, kentlerdeki mutsuzluğun yükselmesinin iki nedeni vardır. Diyor ki biçimsel olarak, biçimsellikten kastımız nedir? Yani mimari yapı formu olarak, mimari plan işleyişi olarak ve kent tasarımı olarak. Ya o konuda bir sıkıntı vardır diyor. Yani doğru bir tasarım yapılmamıştır diyor. Ya da diyor bunlar üretim aşamasına geçerken ki sosyolojik yapılanmadan kaynaklı. İşte özellikle kapitalizmin işte müteahhit, kente dair olan yönetmelikler gibi bir takım kıstasların etkisinden kaynaklı olarak bu nedenlerden oluşmuştur. David Harvey'nin ütopyalarının bundan kaynaklı belki de kentlerin inşa edilme süreçlerinden sonra kentlerde mutsuzluğun distopya yükselmesinin nedenini bağlıyor. Jane Jacobs da şunu söylüyor. Gerçek dünya ve uzmanların gözünden olayların farklı olabileceği, her şeyin teknik temellere dayanmadığı ve sosyolojik olarak görülmesi gerektiğini savunmaktadır. Yani kentler meselesi irdelenince uzmanlar tamamen teknik, tamamen işlevlendirilmeye dönük yaklaşımlarla bunu yapıyorlar ve bunu yaparken de yetersiz bir şekilde yapıyorlar. Dolayısıyla bu iki kuramcıyı biz birleştirdiğimizde şu olay karşımıza çıkıyor. Gerçekten herkes mutlu bir şey yapmak istiyor ama sonuç mutsuzluktur. Bunun da nedeni demek ki kent planlamada, yapı planlamasında gerçekten biçimsel olarak bir sıkıntı vardı. Yaşadığımız evler, yaşadığımız apartmanlar, yaşadığımız çevre dokusuna baktığımızda hep geometrinin müdahalesiyle oluşmuştu ve bu geometrinin müdahalesinin nedenlerini aslında vurgu yapıyorlar iki kuramcı. Tabii ben bunu tartışırken şey aklıma geçti. Acaba Mersin'de buna örnek bir yerleşke var mıdır? İlla ki vardır.
Ama en çok etkilendiğim yer İstanbul Levent bölgesi. 4. Levent ve Kanyon yerleşkesi. Tıpkı Lincoln Meydanı'nda olduğu gibi ışıyan güzel Bahçeşehir'i görüyorsunuz arkadaşlar. Üst fotoğraf Levent bölgesini görüyorsunuz. İşte Le Corbusier'in dikeyde insanları toplayacağı kurumsal, kamusal ve bina bloklarını görüyorsunuz. Alt kotta da işte trafik, yaya yolu, insan akışını sağlayacağı yerler ve araçlardan başka bir şey görmüyorum zaten. Bazı yapılılar, yapı grupları kendi içerisinde nitelikli bir yapı olabilir. Altta kanyon yerleşkesi arkadaşlar. Merak edenlere bakabilir. Tabanlıoğlu Arkitekt ve yabancı bir firmanın ortak çalışmasıyla üretilmiş bir projedir bu. Gerçekten enfes bir proje içeri girdiğinizde. Bu fotoğrafta şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Ne kadar muhteşem bir yapı yaparsanız yapın, üstteki fotoğraf karesini değiştiremiyorsunuz. İşte değiştiremememizin nedeni de tam olarak David Harvey'in bahsettiği gibi. Biçimsel olarak bir sıkıntı vardır ya da sosyolojik anlamda bir uzamsal sıkıntı vardır. Dolayısıyla siz içeride muazzam bir yapı yapabilirsiniz. Bu yapı doku içerisinde belli bir karakteristikte olabilir ama üst fotoğrafta baktığında hiçbir şey değiştirmeyecektir. Üst fotoğraftan baktığında ise yeşil alan görebilirsiniz. Açık alanlar görebilirsiniz. Fakat sokak kavramı, mahalle kavramı, etkileşim kavramı ve doğru tasarım kriterleri olmadığı için de yine insanlar mutsuzluğun kıyısında, kent inşalarında kendilerini bulacaklar diyorum. Bu şekilde anlatmaya çalıştım. Soru varsa dinlemek isterim. Cesur Hocam, ekran paylaşımından çıkarsanız katılımcıları görelim. Soru sormak isteyen varsa o şekilde alalım isterseniz. Evet. Tamam, teşekkürler. Teşekkürler. Cesur Hocam'a bu değerli sunumu ve görüşlerini bizle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Katılımcılarımızdan soru sormak veya görüşlerini bildirmek isteyen varsa isteyen görüntüsünü ve sesini açıp sorabilir. Yazılı bir şey var mı diye ben de o arada kontrol edeyim. Eğer başka soru yoksa görüş belirtmek isterim, soru sormak isterim. Tabii ki hocam, buyurun. Hocam merhabalar. Merhaba Cesur. Evet, bugün aslında bu saatlerde birlikte bir panel yapmayı planlamıştık ama bir işte pandemi koşulları sebebiyle çıkan bir genelgeyle maalesef bunu yapamadık. Olsun, sağlık olsun diyelim. Yine yaparız. Yaparız. Ertelendi zaten, değil mi? Şey olmadı. Kesinlikle öyle. Yürürlükten kalkmadı bizim panel. Ama ağzın sağlık, bayağı böyle bir uzun zaman sürecini ele aldın. Ta işte Göbeklitepe'den ilk yerleşimlerden başlayarak. Yani bu modern kentlerle Göbekli Tepe'yi, Çatalhöyü, işte eski yerleşimleri karşılaştırma meselesi bana çok ilginç geliyor gerçekten. Ve burada daha da böyle yapılacak iş varmış gibi geliyor. Sen orada iyi bir şeyler yakaladın. Böyle devam edebilecek bir şey. Mesela işte Çatalhöyük gerçekten kent mi değil mi? Hani günümüz kriterleriyle. Veya ne bileyim, mesela sokak yok Çatalhöyük'te. Sokak olmayan bir yerleşim düzeni, hani sokak etkileşimden bahsettik ya, etkileşim çatılarda, sadece çatının üstünde. Acaba bu nasıl bir kent algısı yaratıyor? Yani oradaki o karşılaştırma bence çok böyle potansiyeli olan bir şey. Günümüzü anlamak açısından tabii, yani hep hedefimiz sonuçta günümüzü anlamak. Biraz tabii benim herhalde Le Corbusier'e şeyi yapmam gerekiyor, savunması. yani tabii Jacobs'ın da veya işte Tim Ten'in de Harvey'nin de eleştirileri ve pek çok mimarın da yani eleştirileri haklı bu ışıyan şehrin yaklaşımı konusunda. Ama herhalde Le Corbusier duysa mesela sadece teknik bir çözüm olduğu yorumunu duysa çok
üzülürdü diye düşünüyorum. Çünkü o gerçekten çok şiirsel bir kent ürettiğini düşünüyor. O gösterdiğin eskiz var ya, hani kafe, masa, ondan sonra onun için çok şiirsel bir manzara yani. Evet. Ve esas hedef gerçekten insanın mutluluğu. Onu hayal ediyor. Senin de söylediğin gibi o mutluluk hayali nasıl sonra bir kabusa dönüşmüş, işte orası gerçekten çok ilginç bir konu bence. Yani bir sebebi de dediğin gibi herhalde böyle müteahhite ve bu şeyi hızlı inşaat sektörüne bir şey açmış, kapı açmış istemeden de olsa. Hedef o değil aslında. Ama öyle bir sonuca sebep olmuş. Biraz herhalde orada şeye bakmak lazım ya. O Işıyan şehrin veya o 3 milyon kişilik çağdaş şehir planının bağlamına bakmak lazım. Yani neye karşı bunu dekor bütçeye söylüyor? Şimdi ileriki teorisyenlere baktığında neye karşı konuştukları belli. Ama hani biraz onda bence Le Corbusier'de de ona bakmamız lazım. Eleştirdiği şey ne? Ortadan kaldırmaya çalıştığı veya yerine başka bir şey getirmeye çalıştığı şey ne? Herhalde onu da biraz irdelememiz lazım. Çünkü Paris'in böyle artık şey olmuş, yani tüberküloz, yani verem, işte altyapı eksikliği gibi, güneşi yok, ışığı yok, ağacı yok. Öyle mahalleler var ki onlara şey diyor, yani çöl, kentsel çöl. Hiçbir yaşam ibaresi şeyi göstermeyen mahalleler var. Bunların nasıl dönüşebileceği, yani kafasını ona yoruyor. Biz bunları nasıl düzeltebiliriz? Ve bazı kriterler üretiyor ve bu kriterlere de, yani bulduğu bir şey diyelim, çözüm bu. Tabii biz mimarlar olarak ve belki de eleştirmenler de en kolayı o şekle odaklanmak. Sen dedin ya hani şekil burada şey oluyor, belirleyici oluyor. Hakikaten o şekle odaklanıp işte düz blok binalar tekrar ediyor diye baktığımızda ve alıp onu kopyaladığımızda hakikaten çok problemli bir şey çıkıyor. Ama onun arkasında yatan herhalde biraz da fikirlere bakmak lazım. Yani neye karşı neyi önerdi? Esas hedefi neydi? Başka çözümler de olabilirdi o kriterleri karşılayan. Buna cevap vermek istiyorum. Yani, tabii ki yani mutlaka dediğiniz gibi şu anda yaşamış olsaydı kendi zihninde geçirdiklerinin fazlasını belki duymuş olurdu, görmüş olurduk ama biz şunu biliyoruz. Bahsettiğimiz mimarlık kongreleri zamanında yapıldığında Siam'dan bahsediyorum. Aslında Siam tek bir vücut halinde oluşuyor. Artısıyla eksisiyle bütün mimarlar, kent kuramcıları bir araya gelerek dediğiniz sorunlar, yani işte Paris'in kirli sokakları, işte İngiltere'nin ileriki kent yapılanması nasıl olacak, yani bir temel sorun üzerinde nasıl bir kent olacağı gibi bir araya geliyorlar. Fakat burada iki tane farklı görüş çıkıyor. Bir grup, dediğimiz grup, işte Le Corbusier'de diğer ekip, kendi tamamen işte artık backgroundlarının yanında bizim gördüğüm, daha doğrusu benim gördüğüm kısım, dikeyde yükseltiler yaparak kent yoğunluğunu binalara taşıyarak tamamen cadde ve sokaklarını artık araçlara ve kendi kıyısında da işte yeşil alanlar oluşturarak üzerine kuruyor. Fakat buna etki, tepki olarak Tim Ten oluşuyor sonradan ve şunu söylüyorlar. Diyorlar ki kent bu kadar mekanik olarak düşünülmemesi gerekir ve buradaki kentsel kimlik ne olacak, komşuluk ilişkisi ne olacak, sokak mahalle dokusu ne olacak diyerekten buna karşı çıkıyorlar. Evet. Ve bundan kaynaklı zaten 1959 yılında son toplantıları oluyor ve zaten 1959 yılı Tim Ten'in kuruluş yılıdır, yani o yıllara denk geliyor ve dolayısıyla iki grup da lav oluyor. Aslında çıkış noktaları ikisinin aynı. Ayrışmaların nedeni farklı görüşler. Evet, modern yapı ama nasıl yapıyor? Das Neue Frankfurt'ta gösterdim hocam. Eğer ki gördüyseniz, hangi ne zaman geldiniz bilmiyorum. Orada Mayer ekibi Almanya'nın Frankfurt kenti üzerinde bir tür şey yapıyorlar. Yenilik çalışması yapıyorlar ve kent halen bile gözde noktalardan birini oluşturuyor ve Tim Ten'in ana fikir akımlarından beslenerek kent inşa ediyorlar. Yani sokak kurgusu, kent kimliği, katılımcı mimarlık, oradaki yerleşkede yaşayacak insanlardan fikir alarak ve Das Neue Frankfurt diye bir dergi çıkartarak orada yapacaklar müdahaleleri halka açmaları, insanlara açmaları, fikirler alması gibi bir takım çalışmalar yaparak
şu anki yapıları, yani şu anda günümüze kalmış yapıları yapıyorum. Dolayısıyla tabii ki sosyolojik olarak nedenler vardı. İşte müteahhit kavramıdır, sosyolojik bağlamda ilerleyen dürtülerdir ve buna yaklaşımların öne geçmesidir. Yoksa mutlaka tek başına bir blok düşünmemiştir. Ama bunun yanında belki biçimsel olarak da bir yanlışlık vardı. Belki tasarım olarak bu olmaması gerekiyordu. Biz bunu bilemeyiz. Ütopyaların kıyısında distopyanın olması nedeni bu zaten. Amaç güzel bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Ama uygulamaya geçtiğinde neden böyle oluyor? İşte ben nedeni de bunlardan... İşte çünkü herhalde her zaman yani benim senin bu soruna verebileceğim belki cevaplar, yani verilebilecek cevaplardan benim aklıma gelen değil. Her zaman biz bunları uygulamaya geçtiğimizde işte mevcut koşullar, piyasa koşulları, işte bunun ekonomik boyutu vesaire bir sürü diğer etmenlerle en kolay alınabilir, en kolay işte belki işte biçim olarak alınabilir kısımlarını alıyoruz. Ama ütopyaların esas o arka planını daha bir irdelememiz gerekiyor bence. Çünkü sonuçta çıkan o biçimi alıp kopyaladığımızda aslında o ütopyayı yerine getirmiş olmuyoruz biz. Ama acaba nasıl bir bağlama, nasıl bir şey hayal ediyoruz? Onu biraz daha irdelesek, ütopyaların belki de hiç, yani birinin ütopyasından, bir mimarın ütopyasından hiç de onun çizdiği şeye benzemeyen bir şey de üretilebilir. Evet, belki de öyledir. Zaten bu yüzdendir ki birçok farklı kaynakla birçok kuramcı ütopya üzerinde kitap basıyor sürekli. Muhtemelen ondan kaynaklı. Evet. Yani biz onun kolay taraflarını hemen benimsiyoruz. Piyasaya kolay uyarlanabilecek kısımları tabii işte bu sosyolojik uzamdan kaynaklı yani. Yaşadığımız sosyolojik uzam işte etmenlerden kaynaklı. Ama sunumun başında da dediğim gibi hocam yani gerçekten her bir başlık belki ayrı bir tartışma konusudur. Ama Dünya Mimarlık Günü neticesinde kent ve kentin geleceği üzerinde olduğu için biz kentin fotoğrafını bu şekilde ele aldığımızda tabii ki özel olarak tartışma şansımız yok ama belki de ilerleyen süreçlerde bunu özel... Evet, belki bunu bir böyle seminerler veya işte tartışmalar dizisi gibi de düşünülebilir yani kentle ilgili. Çünkü her bir konu dediğin gibi bir ayrı şeyin, her bir örnek ayrı bir dersin konusu veya bir tartışmanın konusu olabilir. Evet. Peki, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çalışmaların için de kolay gelsin diyoruz. Teşekkürler Esra Hocam. Buraya katılımınız ve katkılarınız da bizim için önemliydi. Evet, paneli gerçekleştiremedik. Sadece ertelemek durumunda kaldık. Malum çıkan kararlar doğrultusunda. Arkadaşlar, başka soru sormak isteyen, görüş bildirmek isteyen var mı diye tekrar sorayım. Eğer yoksa bitirebiliriz isterseniz. Son bir kere tekrardan sormuş olayım. Bazı isimleri tanıyorum galiba, bizim öğrencilerimizden var. Evet. İmar arkadaşlarımızdan var, katılımcılar. Evet. Sanırsam yok. Cesur Hocam, son söz olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa bitiriş olarak sizden bir şeyler alabiliriz. Bence çok keyifli oldu. Tabii gönül isterdi ki Esra Hocam'la böyle bir panel eşliğinde bulunmak, öğretmen, öğrenci, öğretici ve öğrenci ortamında bulmak çok keyifli olurdu ama değerli katkılar için de teşekkür ederim. Belki ilerleyen süreçlerde buna daha bir katkı olacak ama ben şuna çok dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten bizim Tim Tenler gibi ya da Siam gibi böyle gerçekten kent için, mimarlık için tartışma yaratacak ve gerçek anlamda tekil olmadan çoğulcu bir katılımla mekan üretim süreçlerine dahil olacak tartışmalara ihtiyacımız var. Yani bugün Türkiye'yi dizayn eden 3-4 mimar ve 5-10 müteahhitin olmaması gerekiyor. Belki de bu tartışmalar ışığında bu sosyolojik uzam olarak bunları zorlayacaktır ve üretilen mekanlara farklı bir renk, farklı bir ayin kazandıracaktır. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz tartışmalar kıymetlidir. Bunun sürmesini diliyorum, umut ediyorum. Panel, aslında panelde tam da onu hedeflemiştik. Yani katılımcı bir interaktif, yani özellikle interaktif olmasını ve yüz yüze işte karşılıklı konuşarak olmasını hayal ettiğimiz için panel şeklinde düşünmüştük. Tam ondan iki gün önce böyle bir şey olunca da tabii formatı
uyarlamak kolay olmayacaktı yani, o yüzden zaten erteledik. Artık bundan yaparız sonra hocam diye yaparız diye düşünüyoruz yani. Evet, bence de yani biz de Mersin için ütopyalarımızı üretmeliyiz bence. Evet, bu tartışmalar dizisi konusunda da söz almış olayım sizden hocam. Bu zaten daha önce de bu fikir vardı. Pandemiden dolayı yine hayata geçirememiştik. Ama artık hani online ortamda her şeyi yaptığımız için belki bu süreçte buna adapte olup o tartışmalar dizisinde buradan başlatabiliriz. O sözü de sizden almış oldum. Öyle yani olup da ayrılıyorum oradan. Yani bir yandan düşünüyorum, bir yandan konuşuyorum. Mersin kent ütopyaları gibi böyle bir şey oluşturabiliriz. Kesinlikle. Aslında şöyle bir şey yapsam olur mu Hacer Hanım? Tabii ki, buyurun Özcan Bey. Öncelikle Cesur Hocam teşekkürler. Esra Hocam, sizin de değerli katkılarınız oldu. Tabii bunları yan yana yapmak istedik ama malum bir sıkıntı yaşadık, olmadı. Burada da olduğu kadarıyla Cesur Hocamızı dinledik. Gerçekten ufkumuzu açtı. Şöyle aslında yani Mersin'de 3 yıldır plansız durum söz konusu. Biz de buna karşı işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz oda olarak. Hali hazırda işte ne bileyim mimarların, mühendislerin, taşeronların, müteahhitlerin, mal sahiplerinin aslında ciddi bir krizle karşı karşıya olduğu bir durum var. Ama bir yandan da çok da yani mimara, kente yaraşır bir planın olmadığı bir durum var. Şimdi aslında bizde doğal olarak sürekli piyasada olan mimarlar bu planlara karşı bir eleştiri geliştirdiğimizde bazen ne yazık ki o alıştığımız piyasaya göre en iyisini üretme ihtiyacını duyuyoruz. Ona göre konuşma şansımız olabiliyor ama işte burada değerli hocalarımızın bakış açıları aslında çok daha gerçekçi olabiliyor. Çok daha böyle hani insancıl, çok daha bizlere yaraşır bir bakış açısı olabiliyor. Aslında bu aramızdaki bağı çok daha düzenli, çok daha organik kurabilirsek bu hocalarımızın değerli fikirlerini biz de çok rahat aslında ifade edebiliriz ya da kendilerini ifade edebilecek ortamlar sağlayabiliriz. Tam da aslında işte bu 1/1000'lik uygulama imar planlarının konuşulduğu dönemde böyle bir çalışmanın başlatılması bence çok manalı olur. Kaybedilmiş bir süreç yok bence. Çok güzel bir yere varabiliriz buradan. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sanırsam ekstra başka katkı koymak isteyen yok. Tekrardan Cesur Hocama bize zaman ayırdığı için ve bu değerli görüşlerini bizle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Esra Hocama da katkıları için çok teşekkür ederim. Tüm katılımcılara da çok teşekkür ediyoruz. Bizi etkinlikte yalnız bırakmadınız. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın.